Merhabalar. Son yıl içerisinde bankalardaki bu aşırı büyümenin pozitif dış sağlığını yaşıyoruz. Arkası arkasından banka ilanları gelmeye devam ediyor. Yeni gelen ilanımız Halk Bankası'na ait 2 adet ilan. Halk Bankası'nın ilk ilanında müfettiş yardımcılığı, iç kontrol yardımcılığı ve uzman yardımcılığı ilanımız var. Aynı zamanda bir servis görevlisi ilanımız var. Peki biz ne yapacağız? Biz öncelikle ilan hakkında bazı önemli bilgileri vereceğiz. Tabii ki ilandan ulaşabileceğiniz bilgileri size tekrar anlatmak niyetinde değilim. Bir de çalışma için ne yapabiliriz? Bunun hakkında konuşacağız. Biraz değerlendirme yapma şansımız olsun istiyorum. Çünkü saçma sapan yorumlar alabiliyorum. İşte niye bu videoyu çektin, ne oldu gibi. Amacım size bazı önemli bilgileri ifade edebilmek. Dikkat ediniz. Evet, müfettiş yardımcılığı, iç kontrol yardımcılığı ve uzman yardımcılığı ilanıyla başlayalım. Öncelikle sınav tarihini şöyle bir net şekilde yazalım. Sevgili arkadaşlarımız, sınav tarihimiz 3 Aralık 2022. Sınava başvurular dün itibariyle başlamış durumda. Yani başvurulara hemen başlayabiliriz demektir. 27 Ekim ve 13 Kasım tarihleri arasında devam edecek başvurular. Sınavda tabii ki bir ne var? Bir ne var? Sınav yeri söz konusu. Güzel bir haber. 17 il için gelecek bir sınav bu. Ve yanlış hatırlamıyorsam her il içinde sınav açılmış durumda. Yani bankalar genelde bu konuda zaten bize yardımcı oluyorlar. Haklarını yemeyelim. Ama bankalar bu konuda gerçekten biraz ne oluyorlar? Biraz sevimsiz diyelim en iyi ihtimal. 330 TL'lik bir sınav harcımız var. Kötü bir haber. Peki sınava kaç kişi girecek? Daha doğrusu ilan kaç kişilik? Önce bunu açıklayalım. Müfettiş yardımcı, dış kontrol yardımcısı ve uzman yardımcı olmak üzere ilanımız söz konusu 28 kişi müfettiş yardımcısı. Efendim bu iç kontrol yardımcılığı kısmında da 35 adetlik bir kontenjan var ve bizi heyecanlandıracak kısım uzman yardımcılığı. Burada da 300 adet bir alım yapılacak. İki aşamalı bir sınav bu. Daha doğrusu her zamanki gibi ilk önce sınav arkasından mülakat alıyor. Yani mülakata kaç kişi girecek sorusu bu da önemli. Mülakata girecek olan kişi sayısı 3 kat olarak belirlenmiş. Yani 28 kişi varsa 84 kişi mülakata girecek. Şuraya mülakat diye belirtiyorum. Karışıklık olmasın. İç kontrolör yardımcılığında da 105 kişi mülakata girecek. Uzman yardımcılığında girecek olan kişi sayısı da 900 kişi. Peki sınavın formatı ne? Çoktan çok seçmeli test usulü olacak. 5 seçeneğimiz var. Peki hocam başka ne var? Sınavda efendim işte giriş şartı yok mu? Hangi bölümler başvurabiliyor? Var. Hepsi hakkında kısaca konuşacağız. Ama önemli olan burada sınavın kaç aşamalı olduğu. Sınav 3 tane bölümden oluşacak. 3 bölümden toplam 150 soru var. Yani burada bir genel yetenek, genel kültür kısmımız var. Efendim 50 soru gelecek. Artık hiçbir banka sınavı yabancı dilsiz olmuyor. Yabancı dil diyeceğiz. Buradan da 50 soru olacak. Asıl önemli gördüğümüz yer alan kısmı olacak ki alanda da yine 50 soru var. Arkadaşlar ağırlıklar farklı. Buraya dikkat ediniz. Genel yetenek burada yüzde olarak %17,5, genel kültür ise %7,5, toplamda %25 bir ağırlık var. Yani genel yetenek kısmına daha fazla ağırlık var. Şuraya da ağırlık diye belirteyim. Nerede çalışmamız, neye daha yoğun çalışmamız gerektiği hakkında bilgi sahibi olalım. Yabancı dilin ağırlığı %25 olacak. Puan hesaplamasında alan bilgisinin ağırlığı tek başına %50 olacak. Fakat baraj şartımız var.
Bir kere her bir bölümden %50 başarıyı sağlamış olmanız gerekecek. Yani genel kültür, genel yetenek, yabancı dil ve alan %50 başarı sağlanmış olmalı. Ve müfettiş yardımcılığı, iç kontrol yardımcısı, uzman yardımcılığı içinde %60'lık baraj söz konusu. Bunları da beraber konuşalım. Öncelikle efendim burada bilgiler birbirini tekrar ediyor. Sınava katılma koşullarımız var. Ekstrem bir koşul yok. Hep bildiğimiz şeyler genel bir şart verilmiş önce. Arkasından da yaş kriteri açısından iş biraz dağınık budaklanmış arkadaşlar. Müfettiş yardımcılığı için lisans mezunları 94 ve sonrası diyor. Eğer yüksek lisans ve doktora mezunuysanız 1992 ve sonrası der. 2 yıl fark etmiş, çok bir şey değilmiş aslında. Efendim iş kontrol yardımcılığı için 1995 ve sonrası doğumlu oluyorsunuz. Efendim uzman yardımcılığı içinse 1992 ve sonrası doğumlu olmanız gerekiyor. Başvuru şartlarınız bunlar. Galiba biraz da efendim bu müfettiş yardımcılığı, iç kontrol yardımcı, uzman yardımcılığından bahsetmek lazım. Hepinizin çok merak ettiği nokta buradaki en havalı iş hangisi? Buradaki en havalı iş iç kontrol uzmanlığı. İç kontrol sistemi içerisinde teftiş kurullarında yer alacaksınız. Merkezi, yani bankanın merkezi noktalarındasınız. Bankanın varlıklarının yönetimini ve bankanın bütün işleri hakların varlıklarının yönetimini mevzuata uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol edeceksiniz. Müfettiş yardımcılığındaysa denetim elemanısınız. Yine merkeze bağlı bir şekilde kontrole çıkacaksınız. Uzman yardımcılığındaysa bankanın her bir bölümünde çalışabilirsiniz. Yani burada işte KOBİ olur, kredi kısmı olur. Uzman yardımcı çalışma alanı daha geniş diyebiliriz. Mezuniyet kriterleri için işte artık tipik. Üniversitenin yüksek okulundan 4 yıllık eğitim veren tablo. İşte yine iç kontrol yardımcı için aynı şeyi söyleyecek. Efendim uzman yardımcılığı için de aynı şeyi söyleyecek. Az burada şöyle bir bilgimiz var. Eğer mezun değilseniz ve Şubat 2023'te mezun olabilecekseniz bunu da ispat edebiliyorsanız sorun değil. Sınava başvurabilirsiniz diyoruz. Efendim sağlık durumu, erkek adaylar için askerlik tipik hikayemiz. İşte bir zorunlu görevin bulunmaması, böyle bir yükün olmaması. Efendim daha önce bu nokta önemli yalnız. Burada konuşalım biraz. Müfettiş yardımcılığı için daha önce herhangi bir mülakata katılmamış olmak. Yani zaten katılıp kazandıysanız zaten çalışıyorsunuz. Ama katılıp kazanmadıysanız size bir daha şans tanımıyorlar arkadaşlar. İç kontrol için aynı şey geçerli. Dikkat ediniz, uzman yardımcılığı için de daha önce mülakata katılmamış olmak gerekecektir. Zaten sistem bu şartları sağladığınızda muhtemelen başvuru şansı verecek. Başvuru Halkbank İstanbul Eritre'den yapılacak. Yani anlayacağınız sınav arkadaşlar İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanacak. İstanbul Üniversitesi'nin ben sorularını beğenirim. Son dönemde bildiğim kadarıyla SGS, staj başlatma sınavlarını İstanbul Üniversitesi hazırlıyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden sonra güzel soruları var genel itibariyle. Efendim işte farklılık arz edecek değerlendirmeleriniz var. İşte neymiş ki iş kontrol yardımcı başvurmadan çalışma sivil ve tercih yapacaklar. İlk tercih göre bölümün kontenjanı başa sınavı olacaktır. Bla bla bla. Şimdi şunu soracaksınız hocam. Bunların hepsi tek sınavda mı? Evet, hepsi tek sınavda. Peki nasıl olacak hocam? Yani herkes istediğine mi gidecek? Hayır. Burada tercihte bulunacaksınız. Yani harcı yatırdıktan sonra 1, 2, 3 diye tercihte bulunup tercihinize göre başarılı olursanız mülakata katılacaksınız. Bu noktaya dikkat ediniz. Efendim sınava giriş belgesi nasıl temin edilir? Covid-19 protokolü vesaire bunları biliyorsunuz. Efendim 15 dakikadan geç kalırsanız, daha fazla geç kalırsanız sınav bitmiştir. Giremiyorsunuz. Bunu da hatırlatalım. Efendim soru dağılımı hakkında biz konuşmuştuk size ana hatlarıyla.
Toplam 150 soru olduğunu dile getirmiştik. İçeriklerini ve dağılımlarını söylemiştik. Şimdi gelelim alan bilgisi testinin açıklanmasına. Lütfen dikkat ediniz. Alan bilgisi testi deyince zaten KPSS'ye hazırlanan, A grubuna hazırlanan adaylarımız burada neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Hukuk, ekonomi, maliye, muhasebe ve işletme, bankacılık ve finans olmak üzere ayrı kategorilerimiz var. Bu arada her bir kategori için çıkacak olan soru sayısı 10. Özellikle hukuk kısmındaki içeriği gördüğünüzde baya baya geniş durumda. Yalnız hukuk kısmında vergi hukuk ve Türk vergi sisteminin konmuş olması bir maliyeci olarak benim canımı sıktı. Anlayacağınız aslında maliye kısmında ifade etmek daha doğru olabilirdi ki Türk vergi sistemini yazmışlar. Vergi hukuku kısmı da mevcut. Hukuk kısmında vergi hukukundan soru çıkabilir. Dikkat ediniz. Peki ekonomi bildiğimiz şekilde mikro, matematiksel iktisat, makro iktisat, uluslararası iktisat, kalkınma, büyüme, Türkiye ekonomisi, para, banka, son beşte genel ekonomi yakından tanıyorsunuz bence hepsini. Maliyede kamu maliyesi, maliye politikası, finansman politikası ve yönetimi. Hocam bu nedir yahu? Yani finansman politikası ve yönetimi deyince ne diyeceğiz biz, ne anlayacağız? Arkadaşlar bu soruyu geri karşıma. Bakınız finansman politikası dediğimiz kamunun harcamayı finanse etmek için kullandığı kaynaklar gelir. Yani anlayacağınız kamu gelirleri ve bunun ekseninde devlet borçlanması. Özellikle bu kısım devlet borçlanmasını ifade edecektir. Borç yönetimi kısmı. Dikkat ediniz. Anlayacağınız sizin maliye kısmında hemen hemen her bölümü çalışmış olmanız gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla doğrudan atıf yapılmıyor. Ama kamu maliyesi ifadesi mevzuat ve maliye politikası dışındaki dersleri içerisinde barındırır. Dikkat ediniz. Muhasebe ve işletme, genel muhasebe, finansal tablolar analizi, ihtisas muhasebesi, işletme yönetimi, finansal yönetim, pazarlık yönetimi, bilanço analizi şeklinde. Bankacılık ve finans dediğimiz kısımda da banka muhasebesi ki bu normal muhasebeyle ters çalışıyor. Dikkat edin. Para ve para politikası, merkez bankacılığı, merkez bankasının bilançosundan bahsediyor olabilir. Dikkat ediniz. Ticari aritmetik ve istatistik sorularımız var. 10 tane soru çıkacak bunun her birinden. Yani buna göre planlayınız lütfen. Aman istatistik var, o bütün istatistiği çalışayım. Bence gerek yok. Zaten yetişemezsiniz. Efendim değerlendirme süreci nasıldı? Bahsetmiştim. Her bir bölümden en az %50 başarılı olmanız gerekiyor. Bu durumda müfettiş yardımcısı için genel ortalama %60. Yani hocam atıyorum yabancıdan %50, alandan %70, %80 başarılı olduk. İşte genel kültür, genel yetenekten de %55 başarılı olduk. Toplam ortalaman %60'ı geçiyorsa yine başarılısın. Dikkat ediyorsun. Peki hocam içerikler burada tekrar veriliyor, toplam soru sayısını görüyorsunuz. İtiraz edebilirsiniz demişler her zamanki gibi. Bunun için tabii ki süre verilmiş, sınavdan itibaren 2 günlük bir süreniz var. 17'ye kadar bu itirazı yapabiliyorsunuz. Mülakatla ilgili duyuru yapılacak, kimlerin sıralamaya girdiğine dair bu bilgiye sahip olacaksınız. Peki hocam hangi bölümler girebilecek? İşte gördüğünüz gibi Halk Bankası bize bunu geniş geniş anlatmış. Hocam aktüerya. Atölyesi yönetimi, avrupa ilişkileri, bla 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 gördünüz mü çok fazla? Şuraya dikkat ediniz, burada mühendis adaylarında şansı var gördüğünüz gibi. Endüstri mühendisliği, efendim endüstri sistemleri mühendisliği, finans matematiği, finans mühendisliği. Yani mühendisler burada kendine şans bulmuş. Onun dışında tabii ki İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, efendim bunun gibi birçok yerden mezun olmuş olmak, hatta tarım ekonomisinden mezun olmuş olmanız bile kafi arkadaşlar. Tablonun devamı da burada. Şimdi ikinci ilanımız da Ziraat, çok pardon, Ziraat Bankası ilanı birden aklıma geldi. O da yeni geldiği için. İkinci ilanımız ise servis görevlisi ilanı. Servis görevlisi ilanı da
Bu ilanla beraber aynı günde yapılacak olan bir sınav. Yani eğer servis görevlisini seçerseniz maalesef bunları seçemiyorsunuz. Böyle bir durum var. Servis görevlisi ilanında İngilizce, yabancı dil mevcut değil. Yetenek sınavı dediğimiz bir sınav mevcut. Hızlı olacaksınız. Bu arada hem bunun için hem de diğeri için konuşuyorum. Efendim hiçbir şekilde yanlışlar doğruları götürmüyor. Öyleyse hızlı olmak adına özellikle servis görevlisi sınavına girdiğinizde efendim ne yapabilirsiniz? Atabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Peki hocam nasıl çalışacağız? Ben daha önce Ziraat Bankası için efendim böyle bir video çekip bir içerik hazırlamıştım. Ne yazık ki burada çok fazla hocam bu notlara nasıl ulaşabilirim ve ulaşamıyorum sorusuyla karşılaştım. Bakınız benim bir Telegram kanalım var, bir de grubum var. Maliye Akademisi Telegram kanalına katıldığınızda, oraya girdiğinizde buradan rahatlıkla efendim bu dosyalara ulaşabilirsiniz. Bu yüzden ekran paylaşımı yapıyorum ki lütfen takip ediniz. Dosyalar kısmı dedik. Sırasıyla çıkacak. Bunlar daha önce KPSS için yaptığım çalışmalar. Şimdi bakınız. Efendim bankalar muhasebesi bir daha yüklenmiş. Ziraat Bankası sınavına hazırlık dosyası. Katılım bankacılığı, banko servis görevlisi, efendim genel bankacılık bilgisi, 8 Şubat sınav, 8 Şubat yine sınav, işte 30 Kasım cevaplar. Burada sınav soruları da var. Efendim banka ile ilgili çalışma notları da var. Mesela makro iktisat özel notlar, çalışınız. Efendim Anadolu Ağırpara Banka, banka sınavları için sorular. Banka sınavları güzel sorular. Ziraat Bankası çıkmış soruları İngilizce burada çalışma notlarımızda var. Daha önce Ziraat Bankası videosunda nasıl çalışmanız şeklini çektiğimiz o videoda ifade ettiğim gibi oradaki YouTube kanallarını kullanabilirsiniz. Orada zaten hangi ders için hangi hocayı takip edebilirsiniz diye konuştuk ama tekrar ediyorum. Şöyle diyeceğim bu sefer. Eğer bir kurs satın alacaksanız kursla yararlanabilirsiniz. Ya da kendiniz YouTube'dan bir çalışma yapabilirsiniz. YouTube'dan çalışma yaparken yararlanacağınız birçok hoca var. Efendim tabii ki benim hocam kanalında işte muhasebe videoları kısmında Hüseyin Hoca'yı çalışabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. İktisat kısmında işte ücretsiz olsun dersek Murat Güzelli, çok pardon Mesut Güzelli kullanılabilir. Ya da Ahmet Tayyar hocamız var. İktisat medresesi bunu da kullanabilirsiniz. Değerlendirilebilir. Açık öğretim düzeyinde bir iktisat anlatım biçiminde önereceğim yine Ahmet Erdoğan isminde bir hocamız var. Daha önceki videoyu zaten gördüğünüzde nereden neye çalışmalıyız tekrar göreceksiniz. Maliye için konuşacağım. Benim YouTube kanalımda herkese açık video içerikleri olmakla beraber katıl butonuyla beraber girip değerlendirebileceğiniz bir içerik var. Konu anlatım içeriği var. Vergi derslerini de almak istiyorsanız vergi paketini seçmeniz gerekiyor. Hepsini alabilmek için dikkat ediniz. Fazlasına yetecek bir içerik var orada. Bunun dışında tabii ki Telegram kanalıma geldiğinizde bulduğum herhangi bir dosya vesaire varsa bunları ben yine paylaşmaya devam edeceğim. Servis görevlisi için de kullanabilirsiniz buradaki notları. Genel çünkü servis görevlisi sınav soruları da mevcut. Efendim gördüğünüz gibi dosyalar kısmında rahatlıkla bunlara ulaşabileceksiniz. Ben bugünlük bu kadar diyorum. Bu videoyu bitiriyorum ve sizlere iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar.